16-12-1935 yılında eski ismiyle Bahriyun Mahallesi. Mesleğim ortaokulu bitirdikten sonra Hüseyin Güvenliler'in yanında bakkal çıraklığı diyeyim, manifaturacıydılar, onu yaptım. 1955 senesinde Bademli'yi sel bastı. Bademli'ye ekmek götürdük. Şerafettin Karasıkı'nın mavi renkli Opel marka bir kamyonetiyle ekmek götürdüm. Orada yeni cicit bir de pantolon giymiştim. O pantolon da yırtıldı. O pantolonla ertesi gün sabahleyin askere gittim. Benim için fevkalade bir anı. Orada çengele takıldı. Yırtıldı pantolonum. Askerlik bittikten sonra geldim. 55 senesinin sonunda, pardon 56 senesinin sonunda geldim. Hazırlanmış etmişler. Nerede kaldım varım gibilerde Sırrı Baysal, bir de Nur içinde yatsın ilkokulu öğretmeni, bu Atatürk İlkokulu müdürüydü. Onlar da karşıladılar. Hayrola dedim. At şuraya bir imza dediler. Bir baktım dilekçe yazmışlar. Remzi İnceli, o öğretmenin de adı ve soyadı Remzi İnceli. Attım bir imza. Meğerse o Dikil'de nüfus katibi Münhal'mış. Beni nüfus katibiyle müracaat edin, dilekçeyi yazmışlar. Yani ondan sonra nüfus müdürü. Sonra o. Şimdi o şey olan tarafı bu. Yani bu benim için ilginç taraf şimdi şey olarak. Tabii dilekçem gidince kaymakam, Allah rahmet eylesin, Sayın Tuncel. Merak ediyor, çağırtmış polislere gidiyor. Bunu getirin bakalım. Ben gittim. Tanıştık, ettik, eyledik. Ama beni bulmak için bulamamışlar. Gelmişler buraya eve. Bana göre ilginç olduğu için söylüyorum. Polis buraya gelmiş. Rahmetli babam tabii polis. Ödü kopuyor. Dün geldin askerden. Bugün kapıma polis geldi. Ne haltlar karıştırdın. Neler yaptın yine. Baba yok bir şey. Böyle böyle. Şöyle şöyle ama gelsen salakayı ikna et bakalım. Ve işte memurette başladık. İlk ortaokul açıldı. Biz ilk kayıda girdik şeylere. İlk mezunlarıyız biz. Adı ne okulun? Dikili Ortaokulu. Dikili Ortaokulu. Tınaztepe var mıydı? Tınaztepe ilkokuldu o. Şeyin, ortaokulun olduğu öndeki bina var ya. Evet. Orası Tınaztepe. Biz arka tarafı yapılmıştı. Demokrat Parti zamanında yapıldı. Şimdi önde şu an ne oluyor orası? Gene o bina sağ var işte. Halk eğitim merkezi. Ama biz o okullarda değil işte harp yıllarına denk geldiğimiz için biz barakalarda okuduk. Depremden sonra. O da neresi biliyor musun? Halk Bankası'nın arka tarafı, o fırınlar falan var ya, oraları barakalardı. O yollar yoktu. O okuldan böyle ta Şemsi Bey'in yani hükümetin arkasına çıkan yola kadar Arnavutların sebze bahçesiydi. Derse girerdik, 15 dakika teneffüsünde lahana koşanı çalma oraya giderdik. Benim için ilginç. Tınaztepe'den sonra mesela biz barakalarda okuduk. Barakalar kalktı, oraları üstünlük edince şey yapıldı. Bu Atatürk Okulu'yla sonra şunu Ali Çetinkaya, evet. Değil mi? Evet. Pazar yerine Ali Çetinkaya yapıldı ama biz oralardan da evvel okuduk. Gülerken bir heyecan, bir çığlık. Panayot Mustafa'nın ev yıkıldı, duvar bizim üzerimize yıkılmış. Gerçi biz duvarda uzakız ama heyecan bu ya. Onun şeyi, korkusu yaşanırken tuvaladan öğrenim. Birisi geldi, çıktı geldi. Geçmiş olsun komşu. Kaybınız, öleniniz, karanınız var mı? Diye sordu. Meğerse o kişi de Halil Özdemir'in kardeşi Terzi Mehmet Ali imiş. O arada ablam, şey annem bir bakıyor, aa kızım yok diyor. Bir ağlama, bir çığlıklar, bir heyecan. Hadi geliyorlar, eski evleri kaldırıyorlar, yıkıyorlar. Ablam uyumuş, divanın altına yuvarlanmış. Anladın, duvar yıkılmış. Nermin duvarı kaldırdılar, divanın altında ablam sağ çıktı ama heyecanı siz tahvil edin artık. Evet. Senaryoyu siz yaz, şey yapın, göz önüne getirin. Onun dışında benim hafızamda çocukluk olarak izleden şeyler, teşbihte hata olmaz diye bir tabir vardı Arapçada.
Mesela Resul abinin babasından Allah'tan korkar gibi korkardık. İsmi neydi? Adı neydi? Celo dayı. Resul abinin babası. İnemezdik aşağıya. Buraya mesela Almanlar Midilli'ye bomba atarlardı. İkinci Dünya Savaşı yılları. He, bomba atarlardı Midilliler burayı Yunan Midilli adasına Almanlar. Biz harbin vahametini bilmiyoruz ki. O zaman Çamlık yoktu bu bayır. Sonradan Çamlık oldu. Orayı çıkardık. Sen, ben, bizim olan mahalleler olarak yarışa girerdik. Bu atılan bomba senin, bu atılan bomba senin. Şimdi bomba karaya düşmez de denize düşecek de su fışkırtıyor ya. Yok seninki fazla su fışkırttı, yok benimki fazla su fışkırttı. Biz onun şeyindeyiz. Ama oradan korkudan kaçıp sandalla buraya sahile gelen Yunanlılar varmış. Bizi sokmuyorduk ki Celo dayıdan korkuya inemiyorduk. Evet. Mahalleden aşağı nereye ineceksin? O zaman bekçi yok adı. Ney? Pazvant. Evet. Pazvant derlerdi bekçilere. Gece bekçilerin adı Pazvant'tı. Bizim mahallede Celo dayı, aşağıda da bir başka şey vardı. Şevket'in babaları onlar. Ama biz burada Rezül'ün babasından korkardık. Evet, depremden sonra Tosun Çavuş rahmetli nur içinde yatsın, yemek yapardı. Yemek dağıtırdık. Şimdi işin vererek konuşacağım. Bilmiyorum bunu şey yapınca Zülfiyar'a dokunmasın. Gerçi öldü onlar ya. Ben de aldım bir çocukluk ya. Ben de aldım bir tabak. Gideyim ben de yemek alayım dedim. Aldım ama ben ufakım. O bir kalkma, bu bir kalkma. Bana sıra gelmeden en sona gidiyor. Yemek alamıyorum bir türlü. Almayın. Mesela ben memuriyet hayatımda daireye giderken Şahap Baba'nın yazıhanesine uğramadan gitmezdim. Şahap Baba'nın yazıhanesine uğrardım. Günaydın derdim, giderdim. Eğer o camı vurursa, tıklarsa bir havadis var bana vereceği. Parolamız oydu. Camı vurdu vakit girerdim içeriye. İşte ne oldu? İşte falan kişi şöyle olmuş, böyle olmuş. Bu akşam evet içmiş, karakolluk olmuş. Günlük havadis. En taze, en doğru. Çünkü neden en taze, en doğru? Suçlu karakola müracaat ettiği vakit sarhoş değil mi, sarhoş mu, sarhoş değil mi diye rapor alacak. O ona raporu verirken böyle ilginç kişisi uzatırmış raporu. 3 dakika, 5 dakika, yine çıkarmış 10 dakikaya ağzından laf alırmış bunları. Biz de ondan öğrenirdik. Akşam böyle böyle olmuş. Yerinden ve en sağlıklı havadis. Sağlık hoca, eski halk evi. Evet, işte bunu bahsetmeniz istedim mesela. Eski halk evi, sonra tadilat doğdu Demokratlar zamanında. Halk evleri Cumhuriyet Halk Partisi'nin kanıtısı ya. Kapatın. Siyaset giriyor artık orayı, karıştırmayalım. Orası şey oldu. Ama onu söylersem ben memuriyete girdiğimde gençtim de gençliğimden ceza gördüm yedim bilmiyorum. O halk evindeki kütüphanelerde, kütüphanedeki o kitaplar, ben diyeyim sana traktör dolusu, sen de mini kamyon dolusu. Jandarmaların şeyden çıkardılar, kaymakam çağırdı, sorumluluk verdi. Gittim kaymakam jandarmaya, geldin mi dedi Hüseyin Bey, geldim dedim. Jandarma bana 10 kişilik bir şey verdi, grup verdi, silahlı kuşanmış. Hükümetin arka tarafındaki bahçede, o bahçe durur hala daha kısmen de. Orada iki sıra yaptık o jandarmaları, döktük o kitapları, anladın mı? Verdik, yakıyoruz, içim yanıyor, çalacağım, nasıl çalayım? Kendi kendime mi zabıt tutacağım, su çattı? Çalamıyorsun, yaktım o kitapları oldu o jandarmaların nezaretinde ama müsaadenizle o kitaplar kadar bir de ben yandım. Güzel evler. Son yani. Kiliseyi son zamanlarına hatırlıyorum. Yıkılırken Mehmet ne o Zerenişli ya Balaban. Evet. Mehmet Balaban sizin evleri bu okulun köşeyi geçerken binası var ya orada. Onlar yıktılar. Taşçı Niyazi de beraber. Hatta böyle böyle Mehmet Balaban Niyazi üzülürdü. Niyazi Arnavut'tu, öteki Zelenişli'ydi. O Mehmet aynı parayı versinler, bugün de yıkarım dedi. Nedeni yani karar kimden çıktı?
O zaman ben yıkılışını, onların kazma sallayışını biliyorum. O kadar çocuktum artık, evet. O kadarı bilemiyorum. Ben resmi olarak nüfus memuruydum. Nokta. Sivil savunma memurluğu bende, anladın mı? Yani kaymakamlığın zelayeti dahilinde ne kadar iş varsa hepsi bende. Al, şey, nasıl hayır diyorsunuz ya? Allah Allah. İlginç. Ya çelişkiye de bak. İsimler var, yaşanmış olay.